Merhaba arkadaşlar. Kötülük doğuştan mıdır yoksa kişinin içinde büyüdüğü ailenin kötü insanlardan oluşması mı kişiyi kötü biri olmaya iter? Bugün bu sorunun cevabını düşünmeye iten birinden bahsedeceğim sizlere. Dış görünüşüne aldanan insanları caniliğiyle şoka uğratan, kurbanlarını kendi işlettiği pansiyona gelen yaşlı müşterilerden seçen 70'lik seri katil Nine Dorothea Puente kimdir? 9 Ocak 1929'da 7 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak Redlands, Kaliforniya'da dünyaya gelen Dorothea, travmalarla dolu bir çocukluk geçirdi. Anne ve babası alkolikti. Babası 1937'de tüberkülozdan ölmeden önce defalarca çocuklarını onların gözü önünde intihar etmekle tehdit etti. 1938'de çocuklarının velayetini kaybeden anneleri ise aynı yıl bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Dorothea ve kardeşleri ebeveynlerinin ölümünün ardından yetimhaneye gönderildiler. Ancak burada da istismara uğradılar. Yetimhaneden kaçarak bir sürü hayat kadınlığı yapan Dorothea, 1945'te henüz 16 yaşındayken tanıştığı, 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik Tiyatrosu'ndan yeni dönen Fred McFall isimli bir asker ile evlendi. Dorothea'nın 1946 ve 1948 yılları arasında iki kızı oldu. Bir çocuğunu Sacramento'daki akrabaların yanına gönderdi, diğerini ise bir koruyucu aileye evlatlık verdi. 1948'de evliliklerinin 3. yılında yeniden hamile kalan Dorothea, düşük yapınca kocası McFall onu terk etti. Dorothea eşinden ayrılınca tekrar Kaliforniya'ya dönmüş ve orada hayat kadınlığı yapmaya devam etmişti. Hayat kadınlığının yanı sıra suç dünyasına da adım atan Dorothea, 1948 baharında Riverside'da sahte çekler kullanarak kadın aksesuarları satın almaktan tutuklandı ve iki kez sahtecilikten suçlu bulundu. 4 ay hapiste ve 3 yıl denetimli serbestlikle yattı. Serbest bırakıldıktan 6 ay sonra ise Riverside'dan ayrıldı. 1952 yılına gelindiğinde San Francisco'ya yerleşen Dorothea, burada kendisine Thea Singuella Neorda ismiyle Mısır ve İsrail kökenli bir Müslüman olduğunu iddia eden sahte bir kişilik yarattı. Burada tüccar ve denizci olan Axel Brian Johnson ile evlendi. Ancak Dorothea'nın bu evliliği de çalkantılı bir evlilikti. Kocası Brian Johnson deniz seferlerindeyken Dorothea'nın eve başka erkekleri davet ederek onların parasıyla kumar oynadığı ve alkol aldığı bilinmekteydi. 1960 yılında Dorothea Sacramento'da bir muhasebe firması kılığında bir genel ev işlettiği için suçlu bulunarak tutuklandı ve Sacramento Eyalet Hapishanesi'nde 90 gün hapis cezasına çarptırıldı. 1961'de kocası Johnson, Dorothea'yı çok fazla içki içtiği, sürekli yalan söylediği, suça karıştığı ve intihar girişimine teşebbüs ettiği için kısa bir süre sonra akıl hastanesine yatırdı. Doktorlar kendisine dengesiz bir kişiliğe sahip patolojik bir yalancı teşhisi koydu. Çiftin evlilikleri tüm bunlara rağmen garip bir şekilde 1966'ya kadar devam etti. Dorothea ve Johnson 1966'nın sonlarında boşandı. Ancak Dorothea ayrılmalarının ardından bir süre daha Johnson'ın soyadını kullanmaya devam edecekti. Yeni kimliğine göre o artık Sharon Johnson'dı. Bu yeni büründüğü kimliğinde kendisini insanlara karşı nazik, Hristiyan bir kadın olarak gösteriyor, eski suçlarını gizliyordu. Bu dönemde bakıcı olarak ün kazanan Dorothea, genç kadınlara ücretsiz olarak yoksulluk ve istismarlardan korunmaları için yardımcı oldu. Koca bulmakta hiç zorluk çekmeyen Dorothea, 1968'de Roberto Jos Puente ile evlendi. Ve bu evlilikle onu tanıdığımız Puente soyadını almış oldu. İlişkileri fazla uzun sürmeyen çift 16 ay sonra ayrıldı. 1967'de boşanma dilekçesi veren Dorothea, aile içi istismarı ana neden olarak göstermişti. Ancak kocası Puente Meksika'ya kaçtığı için boşanma 1973'e kadar kesinleşmeyecekti.
Ve boşanma gerçekleştikten sonra da Dorothea 20 yıl kadar Puentes soyadını kullanmaya devam edecekti. Boşanmanın ardından Dorothea bir pansiyon işletmeye başlayacaktı. Pansiyon Sacramento'da 21. ve F Caddesi'nde bulunuyordu. Dorothea kendisini paraya ihtiyacı olmayan, zengin, kimsesiz, tatlı, yaşlı bir teyze gibi göstererek alkol bağımlıların, evsizlerin, akıl hastalarının ve kimsesiz bireylerin sosyal güvenlik yardımları almaları için onlarla beraber sosyal güvenlik kurumlarına gidiyor, başvuru yapmalarına yardımcı oluyor ve pansiyonuna çok cüzi bir meblağ karşılığında kaydolmalarına yardımcı oluyordu. Bu duyarlılığı sosyal güvenlik kurumu çalışanları da dahil civarda herkesçe takdir ediliyordu. Dorothea bu yeni çevresinde resmen nam salmıştı. Herkes onu yardımsever, yaşlı bir teyze olarak tanımıştı. Dorothea eski kıyafetler giyerek, büyük anne gözlükleri takarak ve saçlarının griye dönmesine izin vererek toplumdaki imajını saygın, yaşlı, duyarlı bir kişi olarak daha da pekiştirmişti. Ayrıca Sacramento'da hayır kurumlarına, burslara ve radyo programlarına fon sağlayarak namına nam katmaya devam etti. Ancak insanların onun gerçek yüzünü görüp dehşete düşmeleri çok da uzun sürmeyecekti. Dorothea Pedro Angel Montalvo ile tanıştı ve evlendi. Ancak Pedro evliliklerinden sadece bir hafta sonra Dorothea'yı aniden bırakıp gitti. Dorothea 1978'de kiracılarına ait 34 eyalet ve federal çeki yasa dışı olarak bozdurmakla suçlandı ve mahkum edildi. Kendisine 5 yıllık denetimli serbestlik verildi ve tazminat olarak $4,000 ödemesine karar verildi. Ayrıca işlettiği pansiyonu da kapatıldı. Ancak Dorothea hatalarından hiçbir şekilde ders almıyor, suçlarına devamlı bir yenisini ekliyordu. 18 Ağustos 1982'de Dorothea 3 hırsızlık suçundan hüküm giydi ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapisteyken Oregon'dan 77 yaşında bir emekli olan Everson Gilmot ile yazışmaya başladı. Bir mektup arkadaşlığı gelişti aralarında. Dorothea 5 yıllık cezasının 3 yılını çektikten sonra 1985'te serbest bırakıldığında Everson hapishanenin dışında aracıyla Dorothea'yı almaya gelmişti. İlişkileri hızla gelişen çift yakında evlilik planları yapmaya başladı. Bir devlet psikoloğu tarafından Dorothea'ya onun bir pişmanlık ya da suçluluk duyma kabiliyetinin olmadığı, yakından izlenmesi gereken bir şizofreni hastası olduğu teşhisi koyulmuştu. Ancak buna rağmen Dorothea, korku filmlerini aratmayan, ölüm evi ev sahibi olarak nam salacak ikinci pansiyonunu açmayı başardı. Bu pansiyon da bir öncekiyle benzerdi yine. Özellikle evsizler, kimsesiz yaşlılar, alkol bağımlıları, mental sağlığı yerinde olmayan insanlar, yani kısaca başlarına bir şey geldiğinde arayıp soracak kimseleri olmayan insanlar yaşıyordu. Dorothea özellikle böyle istiyordu başı ağrımasın diye. Nisan 1982'de Dorothea, Ruth Morey isimli iki çocuk annesi dul bir kadınla tanışmış, kısa zamanda arkadaş olmuş ve onu da diğer insanlar gibi kendisiyle beraber yaşamaya ikna etmişti. Ruth'un çocuklarından ise kendisine büyük anne demelerini istemişti. Böylece Ruth'un ve çocuklarının sevgisini ve güvenini iyice kazanmıştı. Kısa bir süre sonra 53 yaşındaki Ruth Morey bir anda aniden öldü. Dorothea polise kadının kocasının ölümünden sonra depresyonda olması nedeniyle ilaç alarak intihar ettiğini söyledi. Polisler ona inandılar ve ölümü intihar olarak değerlendirdiler. Ancak oğulları bunun kesinlikle intihar olduğuna inanmamışlardı. Fakat yapılan otopsi sonucu kadının vücudunda çok fazla ilaç olması herkesi bir şekilde ikna etmiş ve konu kapanmıştı. Kasım 1985'te Dorothea dairesine ahşap paneller yerleştirmesi için İsmail Flores adında bir adam tuttu. Dorothea adamın emeği olan $800 karşılığında ona
artık ihtiyacı olmayan Los Angeles'taki erkek arkadaşına ait olduğunu belirttiği kırmızı Ford marka bir kamyonet verdi. Flores'den son olarak bir eski kitapları ve kullanmadığı eşyaları saklamak için bir kutu inşa etmesini istedi. Yani yaklaşık bir tabut boyutunda bir kutu. Adam istediği boyutlardaki kutuyu yaptı. Dorothy daha sonra kutunun içine sözde kitaplarla ve eski eşyalarla doldurduğunu söyleyerek beraber insanların kullanmadığı yerel bir çöplük alanına atmayı teklif etti. İkisi beraber mühürlü kutuyu atmak üzere yola çıktılar. Ancak Dorothy bir anda adamdan durmasını ve çöp kutusunu nehir kıyısına atmasını söyledi. Adam sorgusuz sualsiz kutuyu nehrin kenarına attı ve oradan ayrıldılar. 1 Ocak 1986'da bir balıkçı nehir kenarında şüpheli görünen tabuta benzer bu kutuyu fark etti ve polisi aradı. Polisler kutuyu açtı. Kutunun içinde yaşlı bir adamın kötü bir şekilde ayrışmış ve tanımlanamayan cesedini buldular. Adamın cesedi aşırı çürümeden dolayı 3 yıl boyunca teşhis edilemedi. Ancak tahmin ettiğiniz üzere bu adam Dorothy'nin hapishanedeyken tanıştığı, evlilik planları yaptığı, arabasını tamiratları karşılığında İsmail Flores'e verdiği Everson Gilmot'un ta kendisiydi. Dorothy adamı öldürmüş ve emekli maaşını almaya devam etmişti. Ailesine ise mektuplar yazarak onlarla iletişime geçmemesinin sebebinin hasta olmasından kaynaklı olduğunu belirtmişti. Adamın cesedi 3 yıl boyunca tespit edilemediği için Dorothy hayatına kaldığı yerden devam etti. 40 yeni kiracı aldı ve pansiyonunu işletmeye devam etti. Komşuların Dorothy'dan ilk olarak şüphelenmeleri, evine tamirci olarak aldığı sadece Chief olarak bilinen evsiz bir alkolin tuhaf faaliyetlerini fark etmeleriyle oldu. Dorothy Chief'e bodrumu kazdırmış, oradan çıkan toprağı arabaya atmış ve bir el arabasıyla çöp atmıştı. Ve sonra bodrum katı bir beton levha ile kapatılmıştı. Çift daha sonra arka bahçedeki bir garajı sökmüş ve orada da kazı işlemi yaptıktan sonra oraya da yeni bir beton levha yerleştirmişti. Ve tüm bunlardan kısa bir süre sonra çift ortadan kayboldu. Çift aslında Dorothy'nin evinde ya da çevresinde kaybolan ilk kişi değildi. Fakat Dorothy'nin gerek yaşlı olması, gerek çevresinde yaptığı hayırsever işler onu kuşkulu duruma düşürmemişti. Komşular burada Dorothy'dan bir parça şüphelenmiş olsalar da pek üstünde durmamışlardı. 11 Kasım 1988'e gelindiğinde ise Dorothy'nin sonunu getiren bir olay yaşandı. Bu olay şizofreni hastası gelişimsel engelli bir adam olan 52 yaşındaki Alvaro Montoya'nın ortadan kaybolmasıydı. Adam Amerika gönüllülerinde bir sosyal yardım danışmanı tarafından bizzat Dorothy'nin evine yerleştirilmişti. Yani Alvaro'nun Dorothy'nin evinde kaldığı biliniyor ve gönderen danışman tarafından sürekli denetleniyordu. Bir süre sonra Alvaro'ya hiçbir şekilde ulaşamayan Sosyal Güvenlik Kurumu danışmanı polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polisler Dorothy'ye kayıp Alvaro Montoya ile ilgili sorular sordu. Dorothy gayet sakin, adamın evden bir süre önce ayrıldığını söyledi. Ortada şu anda şüpheli bir durum yoktu. Polis Dorothy'ye inanmıştı. Ta ki Dorothy'nin kiracılarından olan yaşlı bir adamın polislere gizlice Dorothy'nin bahçede sürekli toprağa kazdığını söylemesine dek. Bunun üzerine bahçede bozulmuş toprağı fark eden polisler Dorothy'dan bahçeyi arama izni istedi. Dorothy gayet sakin izni verdi ve yapılan kazılarda 78 yaşındaki Leona Carpenter'ın cesedi çıktı. Ancak ilk etapta Dorothy hemen şüpheli bir durumda değildi. Dorothy kendisine bahçeden çıkan cesetle şoka girmiş gibi göstererek hemen yakındaki bir kafede bir fincan kahve içmek için polislerden izin istedi. Ve kahve bahanesiyle oradan derhal Los Angeles'a kaçtı. Los Angeles'ta 5 gün firarda kalmayı başardı.
Bu 5 gün süre zarfında ise Dorothea'nın bahçesinde yapılan kazılarda 6 ceset daha bulundu. Dorothea arandığından bir haber burada bir barda tanıştığı yaşlı bir adamla sohbet etti. Ancak adam Dorothea'yı tanımıştı. Polis tarafından arandığını televizyonlardan ve gazetelerden biliyordu. Dorothea'nın haberi olmadan onu polise ihbar etmesiyle Dorothea orada derhal tutuklanarak Sacramento'ya geri gönderildi. Ve toplam 9 cinayetle suçlandı. 77 yaşındaki erkek arkadaşı Everson Gilmouth ve evinde yaşayan kiracılardan 61 yaşındaki Ruth Morley, 78 yaşındaki Leona Carpenter, 52 yaşındaki Alvaro Montoya, 64 yaşındaki Dorothy Miller, 55 yaşındaki Benjamin Fink, 62 yaşındaki James Gallup, 64 yaşındaki Vera Faye Martin ve 78 yaşındaki Betty Palmer. Araştırmacılara göre kurbanlarının çoğu aşırı doz alana kadar uyuşturulmuş ve Dorothea daha sonra onları gömmek üzere arka bahçedeki çukurlara sürüklemeden önce çarşaf ve plastiklere sarmıştı. Duruşma Ekim 1992'de başladı ve bir yıl sonra sona erebildi. Savcı John O'Meara bu davada 130'dan fazla tanık çağırdı. Tanıklar Dorothea'nın kiracılarını uyutmak için uyku hapları kullandığını, sonra onları boğduğunu ve bahçesindeki çukurları kazmak için hükümlüler tuttuğunu savundu. Jüri bu davada resmen ikiye bölünmüştü. Jürinin bir kısmı Dorothea'nın bu cinayetleri işlemiş olduğuna inanmıyordu. Ve patologlar da ölen kişilerin kesin ölüm sebeplerini tespit edemediklerini söylüyorlardı. Bu ölenler insandı. Yaşama hakları vardı. Çok malları yoktu. Evleri yoktu. Arabaları yoktu. Sadece sosyal güvenlik kontrolleri ve hayatları vardı. O hepsini aldı. Ölüm tek uygun ceza. Bu sözler savcı John'a, John O'Meara'nın son kapanış sözleriydi. Jüri bir aydan fazla tartıştı ve sonunda Dorothea'yı sadece 3 cinayetten suçlu buldu. Ve Dorothea 3 kere müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanedeyken bir yemek tarifi kitabı çıkaran Dorothea birçok TV programında da yer aldı. 2022'de ise Netflix'te bu davanın belgeseli yayınlandı. Worst Roommate Ever, yani Türkçe adıyla şimdiye kadarki en kötü ev arkadaşı. Netflix'e olan arkadaşlara mutlaka izlemelerini tavsiye ederim. Olay tüm detaylarıyla ve fotoğraflarıyla anlatılmakta. Dorothea 27 Mart 2011'de hapishanede doğal sebeplerden dolayı 82 yaşında öldüğü güne dek masum olduğunu, o yaşlı insanların hepsinin doğal sebeplerden öldüğünü iddia etmeye devam etti. Doğal sebeplerden ölen insanlar neden gizlice bahçeye gömülürdü ki? Evet arkadaşlar, bir suç dosyasının daha sonuna geldik. Beni epey yoran ve hayrete düşüren bir dava oldu bu. Ve gerçekten kimse dışarıdan göründüğü gibi değilmiş dedirten bir insan, Dorothea Puente. İzleyen ve kanalıma abone olan herkese teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki suç dosyasıyla görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.